Şimdi yine paralel doğrular, bir daha çoğurtaylar verilmiş. Şimdi şuradan başlayabiliriz. Şunlar birbirine paralel. Burada bir tane de doğru var. Şimdi burada iç ters açılar var. Ya da Z kuralı dediğimiz kuraldan. Şurası 60 derecelik bir açı. Şurası 60 derecelik bir açı olduğu için. Yukarı tarafta şu sağ tarafa bakan açının tamamı da 60 olmalı. İkisi birbirine eşit, iç ters açılar. Tabi tamamı 60 olduğuna göre bunlar eşit açılar. 30-30 paylaşmalı. Şunu siliyorum. 30 burası olacak. 30 da burası olacak. Şimdi bundan sonra zikzak kuralını uygulayabiliriz. Şurada uygulamak mümkün. Şimdi yeniden şöyle çiziyorum. Paralel doğrularımız şunlar. Zikzak uygulayacağım yer de şu. Burada uygulayacağız zikzak. Şimdi sağa bakan açılara bakalım. Sağa bakan açılar. Yukarıda 30 derece burası. Bu köşeyi pas geçiyorum. Aşağı taraftaki şu açı. Ne olduğunu bilmiyoruz ona Y diye. Buraya Y diyorum. Şu küçük parça. Şimdi sola bakanları yazalım. Biz şu köşeden başlamıştık. Burayı pas geçerek başlayacağız. Bir sonraki köşe 70. Sola bakan 70. Sonrakini pas geçecektik. Başka da bir şey kalmıyor. Şunu sileyim. Şöyle yapmış olduk. Şu an pembeye boyadığım şekil üzerinde uyguladık zikzak. Yani 30 artı y 70'e eşit oldu. 30 artı y eşittir 70. Buradan 30'u karşıya atıp çıkarınca bizim y'miz 40 geliyor. Şu parça 40 dereceymiş. Şimdi bir de şu kuralı söyleyebiliriz. Bu pembeyi siliyorum. Şunu. Şöyle bir açı var burada. Şöyle. Aşağı doğru geliyor. Şu taraf. Bu Z'nin, Z harfinin içindeki açılar birbirine eşit olacak. Şu iki açı eşitti. Bunu parça Y ise şu parça da Y olacak. Demek ki bizim X açımız 2Y'ye eşit. Buradaki X açısı 2Y. X eşittir 2Y. Y'nin 40 olduğunu bulmuştuk. 2 çarpı 40. Buradan bizim X açımız 80 olmalı.